Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Uzun zamandan sonra ilk defa Dogecoin ile alakalı bir haber çıktı. O da maalesef yanlış bir haber, yalan bir haber çıktı. Matt Wallace diye bir tane Twitter'da fenomen var. Bu Dogecoin'in YouTuber'larından, dünyaca ünlü YouTuber'larından bir tanesidir. Fakat bu eleman çok her şeyi abartmayı sever ve yalan yanlış haber yapmayı da sağ olsun çok sever. Şimdi bugünkü paylaşımında, dünkü paylaşımında şöyle bir haber paylaşmış. Robinhood Dogecoin cüzdanlarını serbest bırakacaklarını açıkladı gibilerinden bir haber yayınlamış. Fakat Robinhood'da böyle bir gelişme yok arkadaşlar. Özellikle Robinhood cüzdanları serbest bırakmama sebebi şudur bence. Geçen sene 2021 yılı Ocak ayından sonuna kadar Robinhood diğer bütün yaptığı işlemlerden çok daha fazlasını, yaklaşık iki katı kadarını sadece Dogecoin işlemlerinden kazandığı için Dogecoin cüzdanlarını serbest bırakmayacak arkadaşlar. Bırakırsa da yavaş yavaş bırakacak. Bu da belli bir süreç demektir. Elon Musk'ın bahsettiği şeylerden bir tanesi de buydu aslında. Dogecoin cüzdanlarının serbest bırakılmasıyla ilgili işlemlerden bir tanesi de buydu. Fakat Robinhood ısrarla bunları bırakmamayı çalışıyor. Bu arkadaşımız da işte yavaş yavaş olacak. Bu cüzdanlar yavaş yavaş serbest bırakılacak alt metninde böyle söylemekle birlikte hem Twitter'ında hem de YouTube'daki başlığında Robinhood Dogecoin cüzdanlarını serbest bırakıyor diyerek milleti gereksiz yere gaza getiriyor arkadaşlar. Peki Dogecoin böyle bir yükseliş yapmaya çalışsa, yapsa bunu nasıl anlarız? Bunu zaten arkadaşlar anladığınızda galiba çok geç olur. Geçen sene yanılmıyorsam bir günde %800 falan yapmıştı Dogecoin. O zamanlarda da mesela 13. 14. sıralardan bir anda 9'lara kadar yükselmişti. Sonra zaten 70 centleri gördüğünde coin markette 3. 4. sıraya kadar yükselmişti. Yani şunu söylüyoruz. Dogecoin yükseldiği zaman zaten çoktan geç kalmış oluruz. Neresi dibidir? Bunu kestirmek de çok zor. Son bir tane daha şey söyleyeyim arkadaşlar. Dogecoin milyoner diye bir tane eleman var. 250 bin dolarını Dogecoin'e bastıktan sonra 2,5 milyon dolar yapmıştı vesaire. Bu eleman şimdi geçen hafta bir ay önce 22 centlerdeyken Dogecoin alıyorum, burası dip noktasıdır deyip milleti de gaza getirdi. Şimdi Dogecoin oradan da %50 düştü. 11 centlere kadar düştü. Yani hangi kripto para olursa olsun dibini kestirmeniz imkansız. Tepeyi de kestirmeniz imkansız. Ben hodl yapıyorum. Hodl mantığında olan arkadaşlara da bol şanslar diliyorum. Neden kripto para piyasasındayız? Volatilitesi çok fazla. İnişleri de çıkışları da çok fazla. Yarın bir kalkmışsınız 10 kat yapmış. Yarın bir kalkmışsınız %90 daha zarardasınız. Piyasa bu şekilde arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bilgilendirme videosuydu. Her gaza gelmeyin. Yani her YouTuber'ın lafına, gazına gelip de hareket yapmayın. Kendi bilgilerinizi, kendi tecrübelerinizi aktararak yatırımlarınızı kendiniz yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, mutlu, sağlıklı, pampla kalın.